bilet kuyruğunda baştan n-1. Sondan 2n-3. sırada. Şimdi baştan ve sondan bulduğumuz bu değerleri toplayıp 1 çıkarırsak 52 oluyor. Neden bir çıkarıyoruz? Çünkü Umut burada hem baştan hem sondan 2 defa sayıldığı için bir tanesini çıkarırsak kuyruktaki herkesi saymış oluruz. Buradan 3n-5 eşittir. 52'den n'imiz 19'dur. Soru bize Umut baştan kaçıncı sırada diyor. Buradan n-1, 19-1'den 18. sıradadır. Cevabımız B şıkkı. 100 soruluk bir sınavda tüm soruları yanıtlayan bir öğrenci 220 puan almış. Doğru sorular 5 puan getirirken her yanlış soru için puanlarımız 2'şer puan düşülüyor. Buna göre kaç soruyu doğru cevapladık? Doğru soru sayısına d diyelim. Yanlışların sayısı o zaman 100-d'dir. Şimdi puanlara gelirsek her doğru soru için 5 puan kazanıyoruz. Her yanlış soru için de 2 puanımız siliniyor. Dolayısıyla burayı eksi 2 ile çarparsak sonucumuz 220 puan oluyormuş. Buna göre düzenlersek 5D eksi 200 artı 2D eşittir. 220 buradan da D'yi 60 buluruz. Cevabımız E şıkkı. Grafiğimizi incelersek Mart ayının sonunda 86 kilogram olan Murat, Nisan ayında 2 kilogram vermiştir. Nisan'da 84 oldu. Mayıs ayında 4 kilogram daha zayıflamış, 80 oldu. Haziran ayında 6 kilogram almış, 86 olmuş. Temmuz'da 2 kilogram almış, 88. Ağustos'ta 2 kilogram almış, 90 kilogram olmuş. Şimdi 5 ay boyunca ortalama ağırlığımız kaç kilogram? Hepsini toplayacağız, 5'e böleceğiz. Hepsini toplarsak 18 1 elde 41 1 elde 42 ortalamamız 428 bölü 5. Şimdi burada virgülü sayılar var. Pay ve paydayı 2 ile çarparsak 856 bölü 10 bu da 85 tam 10 da 6 kilogramdır. Cevabımız C şıkkı. Bir lokantada 2 çorba ve 2 salatanın fiyatı bir İskender'den 2 TL eksiktir. Yani 2C artı 2S eşittir. i eksi 2 diyebiliriz. 3 çorba artı 3 salata yediği zaman İskender'in fiyatından 5 TL fazla. Yani 3C artı 3S eşittir. i artı 5. Bunları taraf tarafa birbirinden çıkarırsak. 3C'den 2C çıktı. 1C artı 1S. İ'ler birbirini götürür. 5 eksi eksi 2'den 1 çorba artı 1 salatanın fiyatı 7 TL. Şimdi burada yerine yazarsanız 2 çorba artı 2 salata diyor. 2 parantezinde yazarsak i eksi 2 c artı s 7 idi. Buradan 7 çarpı 2'den 14 olacaktır. İskender'in fiyatı 16 TL'dir. Çorba artı salata artı İskender'in toplam fiyatı kaç TL? Çorba artı salata 7 TL idi. Buradan 7 TL geldi. İskender'den de 16 TL ödersek Toplam hesabımız 23 TL'dir. Cevabımız Bursa. Sarp hafta sonu günlerinde cumartesi ve pazar günlerinde 5'er TL kumbarasına para atıyor. Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri de birer TL para harcıyor. 5 TL'sini harcamış oluyor ve haftalık cebinde kalan para 5 TL. Buna göre en az kaç gün sonra Sarp'ın başlangıçta boş olan kumbarasında 30 lira birikir. Şimdi hiç parası olmadığı için tabii ki hafta sonundan başlıyoruz. Kumbaramıza para alıyoruz. Burada cumartesi pazarla başlamış oluyoruz. İlk hafta 5 TL paramız birikti. Bu şekilde 5, 10, 15, 20 şeklinde gidiyoruz. Şimdi 4 hafta geçmiş olsa yani 28 gün geçmiş olsa 4 çarpı 5'ten 20 TL paramız olur. Şimdi bu 20 TL'nin üzerine 4 haftayı tamamladık. Hafta sonunda cumartesi ve pazarda 5'er TL daha eklersek bu 20'nin üzerine 10 daha ekliyoruz. Ve kumbaramızdaki para 30 TL olmuş oluyor. Cevabımız 30 gün geçtiği için yani 28 artı 2 günden 30 gün geçtiği için C şıkkıdır. Elimizde diyelim ki x TL para var. Ertesi gün üzerine yarısı kadar para ekliyoruz. 70 TL'yi harcıyoruz. Yani yeni paramız 3x bölü 2 eksi 70 TL. Bu paraya diyelim ki y diyelim. 3x bölü 2 eksi 70. Burada başlangıçtaki parayı bulmak istersek ters işlem yaparız. Yani y'mize önce 70'i ekleriz. Sonra 2 bölü 3 ile çarparsak başlangıçtaki parayı buluruz. Bize soruda diyor ki Cengiz'in 3. günün sonunda elinde kalan para 275 TL. Başlangıç 1. gün, 2. gün ve 3. gün. Şimdi 3. günde kalan para 275 TL. Bir öncekine dönmek için ne yapıyorduk? Bakın 70 ekleyip 2/3 ile çarpıyoruz. Şimdi 275'e 70 ekledik. 345. 2 ile çarparsak 690, 3'e bölersek 230 TL. Bu nedir? İkinci gündeki eldeki para 230 TL. Tekrar başa dönersek yine 230'a 70 ekliyoruz. 2 bölü 3 ile çarpıyoruz. Buradan düzenlersek burası da 200 TL. Yani birinci günü elinde kalan para 200 TL. E başlangıca dönelim. Buna tekrar 200'e 70 ekleyip 2 bölü 3 ile çarparsanız 270 buradan düzenlersek 180 TL. Yani bizim başlangıçta 180 TL paramız vardı. Sonra biz bunun üzerine yarısı kadar yani 90 TL ekledik. 70'ini harcadık. 200 TL oldu. Şimdi 200 TL'miz var. Yarısı kadar ekliyoruz. Yani 100 TL ekliyoruz. 370'ini harcıyoruz. 230 kalıyor. Sonrasında son olarak 230'un yarısı yani 115 TL parayı ekleyip 70 çıkarınca 275 TL kalıyor. Bize bu süreçte toplam eklenen, katılan para sayısı TL'si kaçtır bunu soruyor. 90, 100 artı 115 hepsini toplarsak cevabımız 305 TL'dir. E şıkkıdır. Elimizde 0'dan 8'e kadar toplamda 9 tane farklı rakam var. Bunları üçer üçer Ömer, Halis ve Demir eşit olacak şekilde paylaşıyor. Ömer'in aldığı topların üzerlerinde yazan rakamların çarpımı 7 ile bölünemeyen tek sayı. Şimdi tek sayılarımız zaten 1, 3, 5 ve 7'dir. Çarpımları 7'nin katı olmadığına göre Ömer burada 1, 3 ve 5'i almıştır. 7'yi almamıştır. Şimdi Halise geldiğimiz zaman Halis burada topların üzerinde yazan rakamların toplamı tek sayıdır diyor. Şimdi buradaki 7 hariç diğer sayıları elersek arkadaşlar Hepsi çifttir. Sadece 7'miz tek. E toplamları çiftler olsaydı hepsi çift olurdu. Tek olduğu için halisin elindeki sayılardan bir tanesi kesinlikle 7'dir. Şimdi üçer tane seçecekleri için Halis 2 tane daha sayı seçecek. Sonrasında Demir de 3 tane daha sayı seçecekler. Şimdi burada belirleyici olan Demir'in aldığı topların üzerindeki yazan sayıların çarpımı bu sayıların toplamının 6 katı olacak. Yani 7'yi de elersek 0, 2, 4, 6 ve 8'i kullanacağız. Burada 0 sayısını seçemiyoruz. Çünkü çarptığımız zaman hepsi 0 olacaktır. Dolayısıyla 0 haliste olacak. 0 da gitti. Geriye 2, 4, 6 ve 8 kaldı. Şimdi burada bu 6 katı durumunu deneyerek bulmamız gerekir. Diyelim ki buraya 4'ü verdik. 2, 6 ve 8 haliste kaldı. Halis için bu sayıların toplamı 16'dır. Çarpımı 96'dır. Birbirine böldüğümüz zaman gerçekten de çarpımımız toplamın 6 katı oluyor. Yani elimizdeki en büyük sayılar Ömer için 5, Halis'te de 7, Demir'de de 8'dir. Hepsini çarparsak cevabımız 280 ile değişiklidir. Toplam elimizde 1200 tane daire var. Burada 90 derecesi 1 artı 1 olmuş. Tamamı 360 derece olduğu için 360'ta 90'ı yani 4'te 1'i 1 artı 1'lik dairelerden oluşuyor. Bu da 300 tanedir. Sonrasında 120 derece demiş. 360 derecenin 120 derecesi yani 3'te 1'i 2 artı 1'lik daireler. Yani 400 tane 2 artı 1'lik dairemiz var. E, 300 ile 400'ü toplarsanız 700, 1200'den çıkarırsak da geriye 500 tanesi 3 artı 1. Şimdi alttaki grafiğe bakarsak 1 artı 1'lerin satış yüzdesi %50. Yani 1 artı 1 300 taneydi. %50'si satılmış. Onun üzerine 3 artı 1'lerin %60'ı. 60 bölü 100 çarpı 3 artı 1'ler 500 taneydi. 500'e çarparsak Burada düzenlemelerimizi yaptığımızda ikisinin toplamı 450 gelecektir. 450 tane daire. E, toplam satılan daire sayısı 630. Dolayısıyla 630'dan 450'yi çıkarırsak geriye kalan daire sayısı 180. Yani 2 artı 1'lerin satış yüzdesi nedir? Bunu bulacağız. 2 artı 1'ler 400 taneydi. 400 tanenin yüzde x'ini satmışız. Bu da 180'e karşılık geliyor. Buradan sıfırlar sadeleşsin. 4x eşittir. 180'den aradığımız x değeri satış yüzdesi 45'tir. Cevabımız denizde. A ve B bilgisayarlarına farklı iki program yüklenmektedir. A bilgisayarı saniyede 2 MB, B bilgisayarı saniyede 3 MB yükleyebilmekte. Şimdi ekranlara bakarsak birinde kalan megabyte, diğerinde ise yüklenen megabayt belirtilmiştir. Buna göre iki programında toplam megabaytı kaçtır bunu soruyor. Şimdi burada yüklenen 132 megabayttır diyor. Saniyede 3 megabayt yükleniyor. Dolayısıyla böldüğümüz zaman aradan geçen süre 44 saniye. Şimdi burada 44 saniyede saniyede 2 megabayt yükleniyorsa 44 çarpı 2'den 88 megabayt yüklenmiştir. 60 daha yüklenecek. Dolayısıyla A bilgisayarına yüklenecek olan program 148 MB. Şimdi 60 MB yüklenecektir. Bunun için de 60'ı 2'ye bölersek bize 30 saniye gerekiyor. Yani B bilgisayarında da 30 saniyede yükleme devam edecektir. Saniyede 3 MB yüklendiği için 90 MB daha yüklenecek. Şimdi yüklenen 132, 90 daha yüklenecekse B bilgisayarına yüklenen program 220 MB'dir. 222 MB'dir. İkisini de toplarsak 148 artı 222'den cevabımız 370 MB'dir. E seçeneğidir. Bir okulda 500 tane öğrenci var. Anıtkabir ziyaretinde her bir grupta 20 öğrenci ve 1 öğretmen olacak şekilde gruplara ayrılıyorlar. Birinci tip, ikinci tip ve üçüncü tip gruplarımız var. Birinci tipte sadece erkekler, ikinci tipte kızlar, üçüncü grupta da arkadaşlar erkekler ve kızlar karışık ve bunların sayıları birbirine eşit. Şimdi toplamda 240 tane erkek öğrenci var. Birinci ve ikinci tip grupların toplamının sayısı 13 grup olduğu için 13 çarpı 20'den 260. 500 kişiden 260'ı çıkarırsak 240 kişi üçüncü tip grupta yani karışık olan gruptadır. Erkeklerin sayıları kızlara eşit olduğu için 240'ı 2'ye bölersek 120 erkek, 120 kız var. Şimdi toplam erkek sayısı 240. 240'dan buradaki 120'yi çıkarırsak geriye 120 erkek kalır. Yani birinci tip grupta 120 kişi var. Sonuç olarak burada 120'si birinci grupta, 240'ı üçüncü grupta olduğuna göre İkisinde toplam 360 öğrenci var. 500'den çıkarırsak 140 tane öğrenci ikinci grupta. Yani ikinci tip gruplardaki görevli öğretmen sayısı 20 kişiye bir tane öğretmen düştüğü için 140 bölü 20'den 7 öğretmendir. Cevabımız C şıkkı. Bir yatılı okulda birden yüze kadar numaralandırılmış kapakları açık olan dolaplarımız var. Bunlara yerleşiyoruz. Birinci dolabımız ecza dolabı. Buna yerleşemiyoruz. Bundan sonra arkadaşlar diyelim ki 2 numaralı dolaba yerleştik. Ardından 4, 6, 8, 10 gibi 2'nin katı olanlara artık yerleşemiyoruz. Bundan sonra 3'ü kullandık. 3'ün katı olan 6, 9, 12, 15 bunları kullanamıyoruz. 4'ü kullanamıyoruz çünkü burada 4'ü iptal etmiştik. 5'e geçiyoruz. Sonrasında 10, 15, 20 bunlar da iptal edildi. Bundan sonra 6'yı da kullanamıyoruz. Burada 6 var. Dolayısıyla asal sayılar 2, 3, 5, 7, 11, 13 gibi asal sayılarımızı kullanıyoruz. 100'e kadar kaç tane asal var? Bunu bulmamız gerekiyor. Şimdi 13'ten sonra devam edelim. 13'ten sonra 17'miz var. 19 var. 23'ümüz asal, 29 asal. Ardından 31 asal, 37 asal, 41 asal, 43 ve 47 asal. Sonrasında 50'den devam edelim. 53'ümüz asal, 59 asal olacak şekilde devam ediyoruz. Ardından 61, 67, 71, 73. Sonrasında 79 asal sayıdır. 80, 81, burada 83 asal sayı, 89 asal sayıdır. Son olarak 97 sayısı asaldır. Yani sayarsak 2, 3, 4, 7, 10 tane oldu. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 tane asal sayımız var. Cevabımız E şıkkı. Hasan ile Hüseyin'in toplam kontör sayısı 60'mış. Hasan'ın diyelim ki x tane kontörü olsun Hüseyin'in 60 eksi x kontörü olur. Hasan Hüseyin'e 5 kontörü yolluyor. 5 kontörü yollarsa kendisinde x eksi 5 kalır. Hüseyin'de de 5 artacağı için 65 eksi x kontör. Hasan'ın kontörlerin sayısı Hüseyin'in kontörlerin sayısının 3 katı. Yani x eksi 5, 65 eksi x'in 3 katı. Burada dağılma özelliğini uygularsak 195 eksi 3 x. x'leri sol tarafa götürelim. 5'i de diğer tarafa götürürsek x'imiz 50'dir. Yani Hasan'ın başlangıçtaki kontör sayısı olan x 50'dir. Cevabımız Bursa. Günlük her bir inekten 4 litre süt alırken koyundan 1,5 litre süt alıyoruz. Bir günde ineklerden alınan toplam süt miktarı koyunlardan alınan toplam süt miktarının 3 katı. Yani ineklerden 3x litre alıyorsak koyunlardan x litre alıyoruz. Günlük 4x litre sütümüz var. Bir haftada 672 litre dediği için bunu bir haftanın ile çarparsak 672 eşit oluyor. Sadeleştirirsek x'imiz 24 litre. Yani koyunlardan biz bir günde 24 litre süt alıyoruz. Her bir koyun 1,5 litre verdiğine göre 24'ü 1,5'a bölersek 16 tane koyunumuzun olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız Adana. Elimizde diyelim ki x kilogram bir su var. Boş depomuzun ağırlığı da k kilogram. Yani depomuz suyla dolu olduğu zaman toplam ağırlığımız x artı k kilogram olsun. Devenin ağırlığı bunun iki katı. D eşittir. 2 çarpı x artı k. Devemiz buradaki suyun üçte birini içtiği zaman toplam ağırlığı 2x artı 2k artı x bölü 3 oluyormuş. Bu da kalan suyun 4 katı. Yani x değil de 2x bölü 3'ün 4 katı eşit. X'leri sağ tarafa atarsak 2k eşittir. x bölü 3 K yani deponun boşunun ağırlığı x bölü 6. Son durumda deve ile boş deponun ağırlıklarını toplayalım. Devenin ağırlığı son durumda 8x bölü 3 artı depomuzun ağırlığı x bölü 6. Bu da eşittir 680'miş. Buradan da düzenlersek 17x bölü 6 680'dir. X'imiz yani başlangıçtaki depodaki suyumuz 240 kilogramdır. Cevabımız denizde. Matematik ve Türkçe sorularından oluşan bir sınavımız var. Matematik sorularının 3 bölü 5'i doğru. Matematik soruları 5x tanedir dersek 3x tanesi doğru. Geriye kalan 2x tanesi yanlış. Türkçe için düşünürsek 8'de 3'ü yanlış. 8 y tane var dersek bunlardan 3 y tanesi yanlış. 5 y tanesi doğru. Her iki sınavda toplam 23 tane yanlışımız var. Yani 2x artı 3y'miz 23. 2x artı 3y 23. Toplam 60 sorumuz var. 5x artı 8y de 60'a eşit. Buradan arkadaşlar bizim kaç tane matematik sorusunu doğru cevapladığımızı yani 3x'in ne olduğunu soruyor. Bunları da yazalım. Şimdi burada x'i bulmak istiyorsak y'leri yok ederiz. 8 ve 3 var. Şimdi yukarıya eksi 3 ile aşağıyı ile genişletelim. Eksi 3 çarpı 5x artı 8y diyeceğim. Eşittir. Eksi 180. Aşağıyı da 8 ile çarpıyoruz. 2x artı 3y ile çarparsak 184 olacak. Şimdi düzenlersek eksi 15x eksi 24 y eşittir. Eksi 180. 8 ile genişletirsek 16x artı 24y eşittir. 184 dedik. Alt alta toplarsak y'ler zaten gidiyor. x'imiz 4'tür. Yani matematik sorularından 3x tanesini doğru cevapladık. Bu da 12'ye karşılık gelir. Cevabımız E şıkkı. A kabında başlangıçta 30 litre su var. Her 4 saatte bir 5 litre su ekleniyor. 36 saat sonra A ve B kaplarındaki sular eşitleniyormuş. Burada 4 saatte bir 5 litre ekleniyorsa 36'yı 4'e böleriz. 9 defa 5 litre eklenmiştir. Yani A kabına 45 litre suyu ekliyoruz. Elimizde 30 litre vardı. 30 artı 45'ten A kabındaki suyumuz 75 litredir. Şimdi B kabında ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Ancak her 3 saatte bir 6 litre ekliyoruz. Burada da 36'yı 3'e bölersek 12 defa 6 litrelik su eklemesi yapıyoruz. Yani toplamda 72 litre su ekliyoruz. 72'ye kaç eklersek 75 litre yapar. Buradan başlangıçta B kabında 3 litre suyumuz vardı. Cevabımız A şıkkı. Koşarken diyelim ki X adım attık. Geriye kalan 3750 eksi X adımı da yürürken attık. Toplam gidilen mesafe 2250 metre. Bu da 0 tam %75 çarpı x'i koşarken aldık. Yürürken de 0 tam onda 5 çarpı 3750 eksi x dedik. Buradan düzenlerseniz 0 tam %25x artı 1875 eşittir 2250. Buradan 375 eşittir 0 tam %25x yani x bölü 4'tür. İçler dışlardan x'imiz 1500. Yani biz burada 1500 adımda koşuyoruz. Yani burada gidilen mesafe 1500 çarpı 0 tam %75'tir. Bu da 1500 çarpı 75 bölü 100. O da sadeleşirse 3 bölü 4 olur. En sade hali 1125 metredir. Cevabımız C şıkkı. Yukarıda ABCD ekranlarından oluşan bir sayı görüntüleme ekranı var. A ekranı 1 2 3 4 5, B ekranı 6 7 8 9 0, C'miz 1 3 5 7 9, D'miz de 2 4 6 8 0 rakamlarını gösterebiliyor. Bu ekranlarda sayıları görüntülemek için kırmızı butona, ekranlar arasında geçiş yapmak için ise yeşil butona basabiliyoruz. Mesela iki defa kırmızıya, bir defa yeşile, 3 defa kırmızı, bir defa yeşile, bir kez kırmızı, bir kez yeşil ve 5 kırmızı butona bastığımızda 2810 yapıyor. Çünkü burada 2 kırmızıya basmak A'daki ikinci sayıya karşılık geliyor. 3 defa kırmızıya B ekranda bastığımızda 3. sıradaki 8'e karşılık geliyor. Nokta nokta şeklinde devam edip gidiyor. Toplamda 12 kez kırmızı butona basıldığında hangisi gözlenmez? Şimdi A şıkkıyla başlayalım. A şıkkında ne diyor? 1010. Şimdi 1 olabilmesi için A ekranında birinci sıradaki sayıya bir kez bastık. Bir kırmızıya bastık. Sonra yeşile bastık. Ve B ekranına geçtik. Sıfır olabilmesi için bakın buradaki sıfır. Beşinci sırada. Beş kırmızı. Yeşile basıp yana geçtik. Sonra tekrar yine bir olabilmesi için. C ekranında bir kez kırmızıya basmamız yeterli. Yeşile basıp yan tarafa geçiyoruz. Sıfır oluşabilmesi için D ekranında da. Beş kez kırmızıya basmamız gerekir. Toplamda burada 12 defa kırmızıya bastık. Bu şekilde tüm ışıkları deneyip hangisinde gözlenmez bunu bulacağız. Şimdi D şıkkına bakarsanız arkadaşlar. D şıkkında 3756 diyor. En başta 3'ü yapabilmemiz için burada bakın 3. sıraya geçmemiz gerekiyor. Burada 3 defa kırmızıya basıyoruz. Yeşile bastık. B ekranına geliyoruz. 7 olması için 2 defa kırmızıya basmamız gerekiyor. Sonrasında C ekranında 5 olması için 3. sıradaki olduğu için 3 defa kırmızıya basıyoruz. D ekranında 6 bakın 3. sırada 3 defa kırmızıya basıyoruz. Şimdi bunların hepsini toplarsanız 11 defa kırmızıya basıyoruz. Soru da bize 12 defa dediği için cevabımız D seçeneğidir. Bu şekilde şıkları deneyip bulabiliriz. Yumurtalarımızı altılı 8'li ya da 10'lu olacak şekilde paketleyebiliyoruz. 8'li yumurta paketlerinin sayısı 10'lu paketlerin sayısına eşitmiş. Yani 6'lı x tane paketimiz varsa 8'li y tane 10'lu da y tane yani x artı 2 y tane paket yapabiliyoruz. Bu da neymiş? 34'e karşılık geliyor. Şimdi burada yumurtalar kırılmasın diye her iki paketin arasına bir tane köpük yerleştiriyoruz. E 34 tane paket varsa bunların arasına 33 tane köpük yerleştirdiğimizi söyleyebiliriz. Yani 34 artı 33'ten paket artı köpük sayısı 67. Şimdi soruya bakarsak yumurta paket ve köpüklerin sayısının toplamı 349. 349'dan 67'yi çıkarırsak 282 tane yumurtamız var. Şimdi bu yumurtaları ne yaptık arkadaşlar? 6'lı paketledik. 6x tanesi burada. Sonra 8'li paketledik. dedik. 8y tanesi burada. Sonra 10'lu paketledik. dedik. 10y tanesi de burada. Eşittir 282. Biraz daha düzenlersek 6x artı 18y 282. Her iki tarafı 6'ya bölersek x artı 3y eşittir 47. Şimdi x artı 2 y'miz de belli. O da neydi arkadaşlar? 34'tü. Taraf tarafa birbirinden çıkarırsanız y eşittir 13. Burada altılı paketler içindeki toplam yumurta sayısı demiş. x'i bulmamız gerekiyor. Şimdi burada herhangi bir yerde y gördüğüm yere 13 yazarsam x artı 26 eşittir 34. Yani altılı olan paketlerin sayısı 8'dir. Yani burada da 6 kere 8'den toplam yumurta sayısı 48'dir. Cevabımız C şıkkı. Elimizde ABCD gibi 4 tane kütüphane var. 2017 ve 2018 yıllarında buralardan alınan toplam kitap sayıları birbirine eşit. 2017 yılında A kütüphanesinden alınan ödünç kitap sayısı toplam kitap sayısının 19 bölü 72'sine eşitmiş. Her bir kütüphane için 2018 yılında alınan ödünç kitap sayılarının 2017'ye göre değişimi bu tabloda verilmiştir. 2018 yılındaki dağılım da daire grafiği ile belirtilmiş. Buna göre 2017 yılında B kütüphanesinden alınan ödünç kitap sayısı kaçtır? Diyelim ki toplam kitap sayımız 360x, 90x tanesi A'da, 120x tanesi B'de, 75x'i D'de. Tamamını 360'dan çıkarırsak buraya da 75 derece kalacak. Yani C kitabından da 75x tane kitabımız var. Burası 2018 bunları yerleştirebiliriz. 90x, 120x diğer ikisi de 75x'e 75x. Şimdi üstteki tabloya bakarsak burada 2017 yılına göre değişim diyor. Yani 2018'de A kitapları 10 azalmış. Yani 2017 yılında A kitaplarının sayısı 90x artı 10. B kitaplarına bakarsak burada bir artış olmuş. Dolayısıyla 2017'de 120x eksi 15'miş. Şimdi A kitaplarının 2017 yılındaki oranı burada A kitapları 90x artı 10 tane. Tamamına yani 360x'e böldüğümüz zaman 19 bölü 72. Şimdi sadeleştirelim. Burada 5 defa var. İçler dışlar yaparsak 90x artı 10 eşittir. 95x. Buradan x değerimiz 2 gelir. 2017 yılında B kütüphanesinde kaç tane kitabımız var? 120x eksi 15. x yerine 2 yazarsak 240 eksi 15'ten cevabımız 225'tir. D şıkkıdır. Bir kitapçı enleri 5 cm olan özdeş kitapları raflara yerleştiriyor. Kitaplıkta bulunan bir rafın uzunluğu 150 cm. Yani 5 cm'ye 150 cm'yi bölersek en fazla 30 tane kitabı bir rafa yerleştirebiliriz. Kitaplığın en üstüne 5 tane kitap koyuyor. Altına 6 tane 7 tane derken nokta nokta 30'a kadar gidiyor. Bize burada toplamda kaç tane kitap var bunu soruyor. Şimdi ardışık toplamı bulurken ortanca terimi buluruz. Terim sayısını buluruz ve çarparız. Şimdi ortanca terim dediğimiz ilk terimle de son terimin toplamının yarısıdır. Terim sayısı da son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1'dir. Buradan düzenlersek 35 bölü 2 çarpı 26'dır. Bunlar da sadeleşirse 13 çarpı 35'dir. Buradan da cevabımız 455 ile E şıkkıdır. Şakir öğretmen Zümrüt, Zeynep ve İnci isimli 3 öğrencisinden isimlerinin yazılı olduğu 50 satırdan oluşan tabloyu doldurmalarını istiyor. Kuralımız şöyle. Her öğrenci kendi sütununa ve satırın başında yazan sayının karesini ya da küpünü ya da her ikisinin toplamını yazmak durumunda. Mesela Zümrüt 6. satırda kendi sütununa 36 yazarsa Zeynep ve İnci'den biri altının küpünü diğeri de altının karesi ve altının küpünün toplamını yazmak zorunda. Tablo tamamen doldurulduğunda Şakir öğretmen tabloyu inceliyor ve bazı durumları gözlemliyor. Zümrüt 12 satırda, Zeynep 16 satırda, İnci ise 26 satırda hata yapıyor. Hata yapılan her satırda yalnız bir doğru sonuç var. Yani iki tanesi hata yaptı, diğeri doğru. İki tanesi hata, diğeri doğru olacak şekilde. Bazılarında da her üç öğrencide doğruyu işaretlemiş. Böyle bir durum var. Şimdi biz buradaki hataların hepsini toplarsak, 12, 16 ve 26'yı toplarsak, buradan 54 toplam hata var. Şimdi burada kaç satırda hata olduğunu söylemek için, bakın burada e, hataların olduğu yerlerde, İkişer tane hata olduğu için biz bunu ikiye böldüğümüz zaman 27 satırda hata olduğunu söyleyebiliriz. Toplamda 50 satırımız var. 27'yi çıkarırsak 23 tane satırda kesinlikle hata yok. 3 öğrenci de hepsini doğru olacak şekilde işaretlemiştir. Cevabımız C şıkkı. Yukarıdaki şekilde A ve B girişleri olan bir numaralı işlemci... A ve B girişlerinden aynı anda girilen sayıları çarpıp 2 numaralı işlemciye gönderiyor. 2 numaralı işlemci ise buradan gelen sayıları topluyor. Toplamını da x diyor. Diyelim ki burada A1 geldi. B1 geldi. Bu ikisinin çarpımı A1 çarpı B1. Nokta nokta bu şekilde 8 defa bu işlemi tekrar ediyoruz. A8 çarpı B8 eşittir. Hepsinin toplamı x. B'den girilen sayıları değiştirmeyip A'dan girilenleri 3 artıralım. Burası A1 artı 3 çarpı B1 artı nokta nokta A8 artı 3 çarpı B8. Şimdi bunun x'ten farkını bulmak için dağıtırsak burada A1 B1, A2 B2, A8 B8'ler tekrar gelecek. Yani x'imiz cepte. Üzerine 3B1, 3B2, 3B8'e kadar gidecek. Yani burası 180 arttığına göre x artı 180 diyoruz. Buradaki 180 3b1 artı 3b2 nokta nokta 3b8'e kadar olan sayıların toplamı. Yani b1 artı b2 artı b8'e kadar gittiği zaman burası ne olacak? 180 bölü 3'ten toplamları 60. Şimdi ikinci ifadeye bakarsak a'dan girilen sayıları değiştirmeyin diyor. Bu şöyle bir kalsın. A1 çarpı B1 eksi 2. Her defasında 2 azaltın diyor. Nokta nokta. Buradan e, nereye kadar gidiyoruz? A8 çarpı B8 eksi 2'ye kadar gidiyoruz. X eksi 70 oluyor. 70 azaldığına göre demiş. Şimdi burayı dağıttığımız zaman A1, B1, A2, B2'ler hepsi bize X'i verecek. Eksi 2 A1, eksi 2 A2, eksi 2 A8'e kadar Bunların hepsini topluyorum. X eksi 70 diyorum. Buradan x'ler birbirini götürsün. A'ların toplamı A1, A2, nokta nokta A8'e kadar giderse 70 bölü 2'den 35. Şimdi iki tane yıldızımız var. Sonrasında A'dan girilen sayıyı 1 artır. B'den girilen sayıyı da bir azalt diyor. Yani A'ları A1 artı 1 şeklinde B'leri de B1 eksi 1 olacak şekilde çarpalım. Buradan ne olur? A1 B1 artı B1 eksi A1 eksi 1 yapıyor. Şimdi bunu hepsinde 8 defa uygulamamız gerekiyor. Bir tanesi için düşünürsek normalde nedir? A1 B1 A2 B2'ler bize x'i verecek. Buradaki farkımız B1 eksi A1 eksi 1. Yani B1 B2 B3, B8'e kadar elimizde elemanlar var. Sonra A1'leri çıkarmış. Eksi parantezini alalım. A1, A2, nokta nokta, A8'e kadar. Sonra eksi 1 diyor. Bu eksi 1'i 8 defa uygularsak eksi 8. Yıldızlarımıza bakalım. B'lerin toplamı 60. A'ların toplamı da 35. Çıkarırsak buradan 25 kalır. 8'i de çıkarsak son durumda x'imiz 17 artmış olur. Cevabımız Denizli. Bir bankaya giden Eray 55. sıra numarasını aldığında sıra numarası en olan kişinin işi bitmiştir. Her 4 dakikada bir müşterinin işleminin yapıldığı bankada 53. ve 54. sıra numaralı müşteriler süreyi uzun bulduğu için bankadan ayrılıyor. Son durumda Eray 96 dakika beklemesi gerekiyor. Buradaki 2 tane müşteri dörder dakikadan bize 8 dakika kazandırıyor. Normalde Eray'ın 104 dakika beklemesi gerekiyordu. Yani 104'ü 4'e bölersek önümüzde 26 tane müşteri olması gerekiyor. Şimdi 55. sıra Eray'ın olduğuna göre burada toplam 54 kişiye işlem yapılıyor. 54'ten de N'i çıkarırsak çünkü numarası en olan kişinin işi bitti. 54 eksi n eşittir 26 olacak. Buradan da n'i diğer tarafa atarsak cevabımız D Bir tezgahtarın günlük yevmiyesi 100 TL, 10 adet ve üzeri satışlarda her bir ürün için aldığı prim 1 TL. Burada 6 günlük kazancımız belirtilmiştir. Buna göre salı ve cuma günü toplam kaç tane ürün sattık bunu soruyor. Şimdi burada arkadaşlar cuma ve öncesi aldığı primden bahsetmiş. Cuma ve öncesi aldığı primi bulmak istiyorsak YTL'den 1, 2, 3, 4, 5 yevmiyeyi çıkarırız. Yani 500'ü çıkarırsak Cuma ve öncesindeki aldığı primi buluruz. Benzer şekilde Salı ve öncesi aldığı primde derse burada XTL'den 2 tane yevmiye yani 200 TL'yi çıkarıyoruz. 2 katı dediği için başına 2'yi yerleştiriyoruz. Yani Y eksi 500 eşittir 2x eksi 400. Y'miz 2x artı 100'e eşit. Sonrasında cuma günü aldığı prim, perşembe günü aldığı primin 3 katıymış. Öncelikle cuma günü aldığı primi bulmak istiyorsak, cuma ve öncesinde biz y tl kazanmışız, perşembe ve öncesinde 470 tl kazanmışız. Demek ki cuma günü biz bu kadar para kazanıyoruz. y eksi 470 tl. Bunun 100 TL'si mi olduğuna göre 100 daha çıkarırsak Cuma günü aldığı primi bulmuş oluruz. Perşembe günü aldığı primin 3 katı diyor. Perşembe günü aldığı primi bulmadan önce de ne yapıyoruz? 470'ten 360'ı çıkarırsak Perşembe günü kazandığımız para buradan 110 TL. Bunun 100 TL'si yevmiyedir. Bunu da çıkarırsak primini bulmuş oluruz. 3 katı dediği için çarpı 3 buradan y eksi 570 eşittir 30 oluyor y'miz 600'dür. Şimdi üstteki yıldızda y yerine 600 yazarsak 600 eşittir 2x artı 100 düzenlersek x'imiz de 250'dir. Şimdi y ve x'imizi bulduğumuza göre Salı ve Cuma günü toplam ürün sayısını bulabiliriz. Şimdi Salı ve öncesinde kazandığımız para 250 TL olduğuna göre 250'den 120'yi çıkarırsak salı günü biz 130 TL para kazandık. 100 TL'si yemi olduğu için 30 TL'si prim. Yani 10 adet ve üzeri satışlarda ürün başına 1 TL kazandığımız için 30 tane ürünümüz var. Sattığımız bir de öncesinde 10 tane de ilk başta sattığımız ürün var. Toplamda 40 ürün. Şimdi bu salı günü son olarak cuma gününü bulalım. Şimdi Y'miz neydi? 600. Öncelikle burada 600'den 470'i çıkarırsak ne diyoruz? Cuma günü 130 TL kazancımız var. 130 TL'den de 100 TL'yi çıkarırsak 30 TL prim. Yani 30 tane ürün yine bize burada prim kazandırmış. Başlangıçtaki onu da eklersek yine salı günkü gibi 30 artı 10'dan 40 ürün satılmış. Toplamda da 40 artı 40'dan Salı ve Cuma günü toplam 80 tane ürün satılmıştır. Cevabımız denizde. Elimizde toplamda 40 tane büyük boy kutu var. Bu kutuların bazılarının içi boş, bazılarının içi dolu. Diyelim ki x tanesinin içi dolu, geriye kalan 40 eksi x tanesinin de içi boşmuş. Burada her biri ya boştur ya da doludur derken arkadaşlar dolu olanların içerisinde 7 tane orta boy kutu var. Yani 7x tane bizim orta boy kutumuz var. Bunların da ineğe içleri ya boştur ya da 7'şer tane küçük boy vardır diyor. Diyelim ki k tanesi dolu olacak şekilde olsun. 7x eksi k tanesi de boş. k tanesi doluysa bunlar da küçük boy kutularla dolu. Her birinde 7 tane olduğu için elimizde 7k tane küçük ne var arkadaşlar? Kutu var. Küçüklerin içi kesinlikle boş. Yani 7K tane boş ve küçük boy olacak şekilde deyimiz var. Kutularımız var. Şimdi boşların toplamı 250. Büyük boy, orta boy ve küçük boy. Yani 40 eksi x artı 7 x eksi k artı 7 k'mız 250 olacak. Burayı düzenleyelim. K'lar 6 k artı 6x eşittir 210 yapacak. K artı x eşittir 35. Bize soruda toplamda kaç tane kutu var bunu soruyor. Şimdi boş dolu hepsini toplayacağız. Büyük boyların toplam sayısı 40'tı. Orta boyların toplam sayısı 7x. Küçük boyların toplam sayısı da arkadaşlar 7k artı 7k. Şimdi düzenleyelim. Burada 7'ler ortak. 7 parantezinde k artı x diyelim k artı x'imiz 35'ti. Buradan 40 artı 7 çarpı 35. Buradan aradığımız cevap 285 ile e şıkkında. Yukarıdaki açıklamaya göre buradaki arsanın boyu eninden 11,2 metre daha fazla. Yani burası x metre dersek burası x artı 11,2 metre. Şezlongların boyu eninin 2 katı. Yani burası A birimse uzun kenar 2 A birim. Yan yana ve alt alta bulunan şezlonglar arasındaki mesafe her birinde 2'şer metre. Aşağı doğru da burası 2, 2 olacak şekilde devam ediyor. Kenarlarda bulunan şezlongların arsa duvarlarının uzaklığı 4'er metre. Buralarda 4 metreye 4 metre. Şimdi uzun kenarla başlayalım. Burada kaç tane şezlong var? 3, 5, 7, 9 tane şezlong var. Burada 9A var. Aralarında 8 tane böyle ikişer metrelik mesafe var. Artı 8 çarpı 2. Sağ ve sol tarafta da burada 4'er metrelik mesafeler var. 2 tane de 4 metre. Bu uzunluk eninden 11,2 metre daha fazla. Şimdi eninde de 1, 2, 3, 4 tane şezlong var. Her birinin uzunluğu 2A birim. Aralarında da 3 tane boşluk var. Bunlar da 2'şer metre artı 3 çarpı 2. Üstten ve alttan da 4'er metre mesafe var. Artı 2 tane 4 ve buradaki 11,2'yi tabii ki ekliyoruz. Düzenlersek 9a artı 24 eşittir. 8a artı buradan 6'ya 8'den 14 geliyor. 11'i de eklersek 25,2. A'ları da bu tarafa atarsak A'mız 1 tam onda 2'dir. Yani şezlongun kısa kenar uzunluğu dediğimiz A bir tam onda iki metredir. Cevabımız A şıkkı. Bir lastik fabrikasındaki bir günde üretilen lastik çeşitlerini görüyoruz. Lastiklerin bir kısmı yazlık, bir kısmı kışlık lastik. Bu fabrikada bir günde 170 tane lastik üretilmektedir. Yazlık lastiklerin 20 tanesi C sınıfı, 30 tanesi de A sınıfı. Son olarak bir günde üretilen A sınıfı lastiklerin sayısı B sınıfı lastiklerin sayısının 2 katı. Şimdi 2 ile bölünebilmesi için kışlık A lastikleri 2x tane olsun. A lastiklerinin toplam sayısı yazlık artı kışlık 2x artı 30. Bu da B sınıfı lastik sayısının 2 katıymış. Her iki tarafı 2'ye bölersek B sınıfı lastiklerin sayısı x artı 15. A sınıfı lastiklerin sayısı zaten 2x artı 30'du. C sınıfı lastiklerin sayısı 20 idi. Şimdi tüm lastikleri toplarsak günlük sayımız 170 olmalı. Hepsini toplarsak 3x artı 65 eşittir 170. Buradan 65'i diğer tarafa atarsak aradığımız x değeri 35'tir. Lastik fabrikasında bir günde üretilen A sınıfı kışlık lastik sayısı 2x'tir. Dolayısıyla 2 çarpı 35'ten cevabımız buradan e şıkkı gelir.